Tüm bebekler anne rahminde yaratılır, büyür ve gelişir. Bir gün şöyle bir şeye şahit olsak. Büyük bir karpuzun içinden bebek çıksa, bir mucize oldu deriz. Oysa bir karpuzun yaratılış ve oluşumu, bir bebeğin yaratılış ve oluşumundan geri değil. Tüm canlıların, hayvanların, insanların ve bitkilerin nesillerini devam ettirmeleri birbirine benzer. Ortak bir çoğalma sistemi var. Bebekler ana rahminde oluşur, sperm ve yumurta hücreleri birleşir. Hayvanlarda da aynı şekilde. Bitkilerde de benzer bir süreç var. Önce tohum çimlenir, büyür, sonra bitkinin rahminde meyve oluşur. Meyvenin ortasından yeni çekirdekler yaratılır. Böyle bir devre daim. Çiçeklerle süslenmiş bir yer görseniz ne dersiniz? Burada bir kutlama olacak veya bir tören. Çiçek bir sevgi sembolüdür. Karşımızdaki insanlara sevgimizi ifade etmenin yollarından biridir. Her kış bitimi yeryüzü çiçeklerle dolar. Kış bahara dönerken bizi çiçekler karşılar. Tüm bitkiler toprağın karanlığından bize sunulan yaratılış hediyeleridir. Her bir meyve Allah'ın ikramıdır. Tüm bu ikramlar gelmeden önce müjdesi gelir. Meyvelerin müjdesi çiçeklerdir. Bu bir bakıma Allah'ın insanlara olan sevgisini ifade eder. Her bahar Allah'ın insanlara olan sevgi tecellisidir. Meyveler direkt meyve olarak da yaratılabilir. Çekirdekten tozlaşma olmadan da meyve oluşabiliyor. Tabiatta partenokarpi olarak isimlendirilen bir süreç var. Partenokarpide tozlaşma yok ama yine de döllenme oluyor. Çiçek açsa da bazı meyvelerde tozlaşma yok. İncirin mesela çiçeği görünmez. Tüm meyveler böyle çiçeksiz olabilirdi. Arada böyle sanat şaheserleri yer almazdı. Ama öyle olmamış. Meyve ağaçları önce çiçek açıyor. Çiçekler meyvelere haber veren müjde de sayılabilir. Bu elma çiçeği. Bu portakal çiçeği. Kiraz çiçeği, limon çiçeği, tüm bu birbirinden güzel çiçekler, meyveler bize sunulmadan önce armağan olarak geliyor. Bu insanın anlayabileceği bir mesajdır. Bir kuşun, bir bitkinin veya başka bir hayvanın anlayabileceği bir mesaj değildir. Mesaj bu inceliği kavrayabilecek olan insanadır. Annenin çocuğunu doğurması başlı başına bir mucize. Doğada görülen, canlılarda bulunan, asla taklit edilemeyecek çok önemli bir sistem var. Yeryüzündeki tüm canlılar bu mucizevi sistemle çoğalıyor, nesillerini devam ettiriyor. Bu bir insan spermi, bu ise bitki spermi. Yaratılış böyle başlıyor. Bir çekirdekten bir bitkinin oluşması, sonra onun içinden çıkan bir çekirdeğin aynı bitkiyi yeniden oluşturması. Olağanüstü bir devri daim. Kopya etmeye bile girişilemeyecek bir harikuladelik. İnsanlar böyle bir üretim tekniği kurabilirler mi? İnsanlar ürettikleri makinalara böyle bir özellik monte edebilirler mi? Kopya etmeye bile girişilemeyecek olağanüstü bir harikuladelik. Kapkaranlık toprağın başardığını 21. yüzyılın bilim insanları niçin başaramıyor? İnsanlar bu özelliği ürettikleri cihazlara monte edebilseydi şöyle bir şey olurdu. Bu otomobil nerede imal edildi? Dev bir fabrikada. Yüzlerce mühendis ve işçinin emeğiyle. Bu otomobilin içine otomobil fabrikası yerleştirme olanağı var mı? Yok. Şöyle bir şey düşünün. Otomobili 5 yıl kullanıyorsunuz, bagajından sıfır model, yeni ve küçük bir hali çıkıyor. O büyüyor, yıpranınca içinden yenisi çıkıyor. Bir kamyon alıyorsunuz, bir süre sonra kasasından küçüğü çıkıyor. Bir uçağınız var, belli bir yıl kullandıktan sonra bagajından minik bir modeli çıkıyor. Bilim insanları denemeye bile kalkmaz. Canlıların yaratılışının hiçbir safhası, hiçbir merhalesi kopya edilemiyor.
Detaya inmeden önce yüzeysel olarak bakalım. Bitkilerde çift döllenme var. Bu iki lego, iki bitki sperm hücresi olsun. Bu yumurta hücresi olsun. Bu da polar hücreleri olsun. Sperm hücrelerinden biri iki polar hücresiyle birleşiyor. Fakat bu bir bitişme değil. Bu başkalaşım yaşıyor, başka bir şeye dönüşüyor. Diğer sperm hücresi, bu da yumurtayla bir araya geliyor. Buna da zigot deniyor. Yeni bir canlının ilk safhası. Bu da meyvenin içinde bir sonraki nesil için çekirdek haline geliyor. Büyümelerde katlanma ve değişme var. Detaya inmeden basitçe anlatımı böyle. Bunlar özel mikroskoplarla çekilen gerçek fotoğraflar. Adım adım, saniye saniye yeni bir canlı yaratılıyor. Ve sevgi mesajlı çiçekler Allah'ın armağanı olarak her bahar yola çıkıyor.